Merhaba arkadaşlar, denememizin ilk sorusunda şekildeki ısıca yalıtılmış kapta su ve buz ısıl dengededir. Boruya giriş kısmından 70 derece sıcaklığında sabit debili su gönderiliyor. K ve M muslukları aynı anda açılmadığına göre, yani burada arkadaşlar suyun durmasını ve bu boruların da bu suyun sıcaklığını arttırıp dolayısıyla suyun sıcaklığını da buza geçecek, ısı verecek su buza. Dolayısıyla da buzumuz erimeye başlayacak. Bakalım ne diyor öncüllerde? Buzun tamamının en kısa sürede erimesi için L ve M muslukları açık olmalıdır. L musluğunu açarsam, M musluğunu da açarsam, dolayısıyla sürekli su bizim buradaki soğuk suyumuzun içinde dolaşacaktır. Ve dolayısıyla arkadaşlar suyu sürekli bir sıcak su olarak, 70 derecelik sıcak su o şu aralıkta dönecektir. Ve böylelikle buzumuz en kısa sürede eriyecektir. Çünkü L ve M açık olursa suyu, buradaki suyu daha kısa sürede sıcaklığını artırırız. Dolayısıyla da ısınan bu su, sıcaklığı artan bu su buza daha kısa sürede verecektir ısıyı ve böylelikle en kısa sürede eriyeceğini söyleyebiliriz. Yalnız K musluğu açıkken borudan çıkan suyun sıcaklığı L ve M açıkken çıkan suyun sıcaklığından büyük olur diyor. K açık olduğunda, yalnız K açık olduğunda bizim suyumuzun izleyeceği yol bu. Ama yalnız L ve M açıkken alacağı yol daha fazla olacağı için dolayısıyla direkt K'dan çıktığındaki sıcak su L ve M'yi dolanarak çıkan sıcak sudan elbette ki daha büyük sıcaklıkta olacaktır. Isı buza konveksiyon yoluyla iletilir. Konveksiyon dediğimiz şey devir daimdir. Yani şöyle bir kaba sıcak soğuk su doldurduğumuzu hayal edelim. Buradan da alttan da ocağı yaktık. Buradaki soğuk su molekülleri ısınacak ve yukarıya çıkacak, sıcaklığı artan molekül. Yukarıdaki soğuk su molekülü aşağı inecek, sürekli bir devir daim sayesinde bizim suyumuz ısınacak. Biz bu yola konveksiyon yolu diyoruz. Burada da aynı şekilde ilk önce ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Buradaki suyu, su moleküllerini ısıtıyoruz. Isınan su molekülleri yukarıya çıkıyor. Buradaki soğuk su molekülleri aşağıya iniyor. Ve böylelikle konveksiyon yoluyla bizim ısıya, ısımız buza ulaşmış oluyor. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu bir kaba ayrı ayrı bırakılan eşit kütleli X, Y, Z cisimlerinin taşırdıkları sıvı hacimleri tabloda gösterilmiştir. Şimdi taşırdığı sıvı hacmi aslında batan hacmidir. Aynı şey olduğunu söyleyebilirim. Peki cisimlerin sıvıdaki denge durumu ile ilgili ne söyleyebiliriz diye sormuş. Öncelikle X'in kaldırma kuvvetini yazmak istiyorum. Batan hacmi 20, sıvının öz kütlesi çarpı G. Y'ninkini yazsam batan hacmi 30, sıvının öz kütlesi çarpı G. Z'ninkini yazsam batan hacmi 25, sıvının öz kütlesi çarpı G. Şimdi buradan gördüğüm üzere Y'nin kaldırma kuvveti en büyük, sonra Z'nin, sonra da X'in olduğunu görüyorum. Şimdi şunu biliyoruz biz. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde bizim kaldırma kuvvetimiz ağırlığımıza eşit. Şimdi burada hiçbiri arkadaşlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla yüzer ve askıda kalır ikisi aynı anda olamaz. Çünkü eğer biri yüzer biri askıda kalsaydı ya da ikisi de yüzseydi ya da ikisi de askıda kalsaydı bunların arkadaşlar en az iki tanesinin kaldırma kuvvetleri birbirine eşit olması gerekiyordu. Hiç eşitlik olmadığı için birinci ve ikinci öncülü yok saydı. Üçüncüye baktığımızda Y askıda kalır, X ve Z batar demiş. Şöyle söylüyoruz arkadaşlar. Eğer diyelim ki Y'nin ağırlığı kadar kaldırma kuvveti olsun. Şimdi batanlarda kaldırma kuvveti... Batanlarda arkadaşlar bizim
kesinlikle ne olması gerekiyor? Kaldırma kuvvetimizin ağırlığından daha küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz olur. Cevabımız yalnız 3 olan C seçeneğidir. Üçüncü soruda şekildeki K ve L optik kutularının içinde optik aletler bulunmaktadır. Optik aletlerin önüne konulan X ve Y cisimlerinin oluşan görüntüleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Kutulardaki optik aletlerle ilgili olarak hangilerinin doğru olabileceğini söylemiş. Şimdi baktığımızda burada özellikleri veriyor. X'in görüntüsü ters oluşuyormuş. Bütün aynaları, bütün mercekleri düşündüğümde tek ters oluşan arkadaşlar görüntü ince kenarlı mercekte ya da çukur aynada oluyor. Şimdi baktığımızda K kutusunda 3 seçeneğinde olabilitesi olduğunu görüyorum. Peki L kutusuna bakalım. Y'nin görüntüsü düz oluşacakmış. Şimdi düzlem aynada zaten tüm görüntüler düz. Tümsek aynada da tüm görüntüler düz. Ama çukur ayna veya ince kenarlı mercekte onlarda da düz olma ihtimalleri var istisnai olarak. Yani 3 olabilir görünüyor. Buradan bir yola çıkamadım. Y'nin görüntüsü optik alete Y'den daha uzaktır diye söylemiş. Şimdi düz ayna olduğunda cismin görüntüsüyle cismin kendisinin uzaklıkları eşit. Tümsek ayna olduğunda görüntü arkadaşlar mutlaka ki tümsek ayna veya kalın kenarlı mercekte. Görüntü mutlaka ki cisimden daha yakındadır. Y'nin görüntüsü optik alete Y'den daha uzak dediğine göre o zaman diyorum ki cismi F bölü 2'ye koymuşlar ve cismin görüntüsü kendi arkasında F'de olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla cismin görüntüsü cisimden daha uzakta olarak karşımıza çıkabilir. O zaman kalın kenarlı mercek olmaz. İnce kenarlı mercek veya çukur ayna da ikisi zaten birbiriyle benzer özellikler taşır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda ısı ve ses ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sormuş bilgi sorusu. Isı sıcak cisimlerden elektromanyetik dalga olarak yayınlandığı için boşlukta yayınlanabilir. Ses dalgaları yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyduğu için boşlukta yayılamaz. Mekanik dalgadır ses dalgası. Pencerelerin çift cam yapılması hem ısı hem de ses yalıtımı sağlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Doğrusal yolda V, K ve L hız büyüklükleriyle hareket eden K ve L araçlar arasındaki uzaklık önce azalıp sonra artıyor. Buna göre demiş grafikler hangileri bu araçlara ait olabilir? Şimdi konum zaman grafiği verdiğini görüyorum burada. Konum zamanda bak şimdi ilk önce ne yaptı bunlar? Yaklaştılar. Daha sonra ne yaptılar? Uzaklaştılar. O zaman uzaklık önce azaldı. Sonra tekrar arttı. Birinci olur. İkinciye baktım hız zaman grafiği. İkisinin hızı da sabit. Normalde hızları sabitse aralarındaki uzaklık da hep sabit olur diyoruz. Fakat bizim cisimlerimiz başlangıçta nereden başlıyor bilmiyoruz ki. Yani baktığımızda şöyle söyleyebilirim. K cismi geriden gelsin. L cismi de önde olsun. Bunun hızı şuradan V'ye 2V olarak verelim. Başlangıçlarını bilmiyoruz. Bunun hızına V dedim, bunun hızına 2V dedim. Bak şimdi bunlar ilk önce birbirlerine yaklaşacaklar. Sonra da K geçip gidecek, uzaklaşacaklar. Başlangıçta aynı noktadadırlar demediği için bu da olabilir. Üçüncü öncülde zaten zıt yönlü bir hız zaman grafiği olduğunu görüyorum. Zıt yön nasıl bu zıt yönse zaten olabilir sorusu. En ufak bir şey bulduğumuzda kabul edebiliriz. K ve L'nin zıt yönlü gittiğini gördüğüm için zıt yön bu olabilir. Fakat şöyle de bir zıt yönümüz var. Bunlar ilk önce aralarındaki mesafeyi azaltırlar. Daha sonra da uzaklaşmaya devam ederler. Olabilir olduğu için üçüncü de olabilir. Cevabımız 1, 2, 3 olan E seçeneğidir. Şekildeki elektrik devresi özdeş dirençler ve iç direnci önemsiz pille kurulmuştur. Pilden çıkan I akımının şiddeti hangileri tek başına yapıldığında değişir diyor.
Burada pilden çıkan akım için konuşmak istersek vır formülünden konuşmalıyım. Pil sabitken akımın değişmesini istiyorsam direnci değiştirmeliyim. LM noktaları arasında bir voltmetreyi paralel bağlamak. Voltmetreler paralel bağlanır ve arkadaşlar devreye bağlandığında LM arasındaki direncin üzerindeki potansiyeli ölçecektir. Direnç değişiklik olmayacağı için akımda da olmaz. KL noktaları arasındaki dirence seri bir voltmetre, zaten KL arasında sen bir seri voltmetre bağlarsan bu KL arası kısa devre yapacaktır. Dolayısıyla devrenin direnci değişecektir. Devrenin direnci değişirse akım değişir. KN noktaları arasındaki dirence seri bir ampermetre bağlamak. KN arasında bir ampermetre bağlarsam seri olarak, ampermetreler zaten direnci önemsizdir ve devreye seri bağlandığında hiçbir sıkıntı yaratmaz, kısa devre oluşturmaz, direnç değişmez, böylelikle akım da değişmez. Cevabımız yalnız 2 olan B seçeneğidir. Son sorumuzda ise kinetik sürtünme kuvvetinin Fs olduğu yatay düzlemde durmakta olan bir cisme yola paralel F1 ve F2 büyüklüğündeki kuvvetler uygulanıyor. Kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki F2, Fs ve F1 olduğuna göre demiş. Cisim düzgün hızlandığına göre kuvvet diyagramı ne olabilir? Öncelikle aşağı doğru ağırlığım varsa yukarı doğru elbette ki bir tepki kuvvetim olmak zorunda, ağırlığımla eşit büyüklükte. Direkt şunu ve bunu elemeliyim. 3 şıkkım kaldı. Peki düzgün hızlandığıma göre o zaman şöyle söyleyeceğim. Net kuvvetim, yani F1 ile benim hareket yönüm ne tarafaysa benim net kuvvetim o tarafa. E şimdi net kuvvetim demek ki, yani uygulanan kuvvetlerin toplamı sürtünme kuvvetinden büyük olmalı ki ben burada harekete geçebileyim. E o zaman şimdi buraya baktığımızda bakıyorum. F1 sağ tarafa, F2 ile F sürtünme sol tarafa. Şöyle baktığımızı söyleyebiliriz. Şuna 3 diyelim, şuna 2, şuna da 1 değer verelim. Şimdi 3 ile 2 bu tarafa, 1 bu tarafa. Bir kere harekete zorlayıcı yönde olması lazım sürtünme kuvvetinin dönen bir cisim olmadığı sürece. Bu sanki net kuvvetin kaldığı yönde sürtünme kuvveti de var. Bu imkansız. Bunu inceleyelim, E şıkkını inceleyelim. Burada baktığımızda ise yine bu sefer de aynı şekilde 3 dedim, 2 dedim, 1 dedim. E sürtünme hareketi zorlayıcı kuvvet, harekete zıt yönde olması lazım. Bu da gitti. D şıkkına baktığımızda ise arkadaşlar F1 ile F2 aynı yönde. Sürtünme de bunlara ters. Yani baktığımızda sağa doğru 4 kadar kuvvetle itilirken sola doğru 2'lik kuvvetle çekiliyoruz. O zaman sağa doğru düzgün net bir ivmeyle hızlanacaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir.